Şizofreni ruhsal hastalıklar içerisinde en çok adı kötüye çıkmış ve hastanın etiketlenmesine yol açan bir rahatsızlık. Eskiden yeterli dozda ki 1950'lere kadar elimizde kullanabileceğimiz bir ilaç yoktu. Psikiyatrinin eli kolu bağlıydı. Ama ondan sonra hızla gelişen ilaç tedavileri artık şizofreninin içinden çıkılmaz, çözülmez ve mutlaka kronikleşen bir hastalık olmadığını bize gösterdi. Öncelikle erken dönem belirtilerinin dikkate alınması. Mesela ergenlik döneminde ortaya çıkan bir takım huzursuzluklar, okulda yaşanan problemler, arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar, içe dönüklük. Çünkü toplum içerisinde içe dönük olmak, evde oturmak, sürekli derslerle ilgilenmek olumlu bir durummuş gibi algılanıyor. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken şey ergenlik dönemindeki insanların sosyal hayata ne kadar karıştıkları, arkadaş ilişkilerinin ne durumda olduğu, bunun sorgulanması, garip düşünce ya da davranışların olup olmadığına dikkat edilmesi, şizofreninin başlangıç belirtileri açısından bizim için oldukça uyarıcı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık yönelim hastalığın tedavisinden çok başlangıçta saptayıp uygun tedaviyle şizofreni tablosunun ortaya çıkmasına engel olmak. Peki çıkarsa? Çıkarsa tabii çok ağır seyrettiği için aile de hasta da bundan son derece muzdarip oluyor. Çevre de çok fazla etkileniyor. Bir takım olumsuz düşünceler, takip edildiği düşünceleri, kötülük yapacağı düşünceleri, kendisinin izlendiği, takip edildiği, arkasından konuşulduğu, hatta ailesinden en yakın insanlarla ilgili bir takım şüpheler ve bu şüphelerin sonrasında ortaya çıkan bazen saldırgan davranışlar ya da tümden içe kapanma tarzında tablolarla karşılaşıyoruz. Özellikle dikkat edilmesi gereken ergenlik döneminde öğrenim hayatı içerisinde olan şahsın derslerinde ortaya çıkan ani bozulmalar, gayet iyi giderken birdenbire ortaya çıkan bozulma ve tümden aileden ya da çevreden uzaklaşması çok önemli, dikkat çekici bir nokta diye düşünüyorum. Bunun dışında da tedavi için artık birçok seçeneğimiz var. Gerek bir takım günlük kullanılan ilaçlar, gerek 15 gün sürelerle yapılan enjeksiyonlar, gerekse yine bunun sosyalleştirme ve terapiyle desteklenmesi şizofreniyi de artık korkulacak bir hastalık olmaktan çıkarmış durumda.